Osmaniye Kadirli'de yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret ediyor ve en sevilen yiyeceklerden biri olan dönerle ilgili merak edilenleri işletme sahibi Yusuf Avlukyarı'dan dinliyoruz. Dönerin ustası benim. 1990 doğumluyum, Kadirli doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Dükkanı yeni açtım. Şimdi siz burada dükkanı yeni açtınız. 2 aylık bir dükkan burası. Ama onun öncesinde sizin gıda üzerine bir geçmişiniz var. Dinleyelim mi sizden? Tabii ki. Burada yaklaşık 18 yaşından beri paketçilik yapıyorum. Bu sektörde büyüdüm diyebilirim yani. İşin çekirdeğinden yetiştiğim için kendi firmamı, kendi iş yerimi açtım. Sektörde de şu an çok iyi konumdayım. Halkımıza gerekli şekilde, en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kaliteli hizmet anlayışına sahip işletmede sunulan hizmetleri ve gelecek hedeflerini Yusuf Avlukyarı'dan öğreniyoruz. Et döner, tavuk döner olmak üzere iki gruba ayırdık. Tavuk döner ağırlığımız, şu an kampanyamız mevcut. Şu an kampanyamız var. Halkımız gereken ilgiyi gösterdi. Kampanya bittikten sonra et dönerle devam edeceğiz. İyi bir tavuk döner ve et döner nasıl olmalı? Öncelikle ekmeğimiz dışarıdan geliyor. İskenderun ekmeği kullanıyoruz, lavaş ekmek. İçinde özel sos ve el yapımı mayonez. Bu özel sos da dediğimiz, biraz açabilir miyiz bunu? Domates sosu ustamız kendi elleriyle hazırlıyor. Yanında da el yapımı mayoneziyle halkımıza en güzel şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Peki halkımıza sunuyoruz dedik. Kaç kişilik bir ekibimiz var burada? 8 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 5 kişisi içeride. 3 kişisi paket servis olmak üzere toplam 8 kişi çalışıyor. Şimdi dükkanımızda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz bir günde? Ortalama yaklaşık 400-500. Şimdi iyi bir döner yemek için iyi bir yeri seçmek gerekiyor. Steril bir ortam olması gerekiyor. Sizler bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani işletme olarak lezzet ve hizmeti en önde tutuyoruz. Elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz. Döner yemek istediğimizde gerçekten meblağın yüksek olması mı gerekiyor, yoksa uygunluğu var mıdır bunun? Meblağın yüksek olmasıyla alakalı bir durum yok. Aslında maliyetler çok yüksek bu dönemde. Ama biz kar marjını düşürüyoruz, fiyatı en ucuz şekilde. Yani şu an bulunduğumuz sektörde en ucuza diyebilirim bizim maliyetimiz. En iyi hizmeti veriyoruz. Yusuf Bey, şimdi çok renkli bir firmamız, işletmemiz var. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Peki neden burada Yusuf Bey bu kadar popüler? Neden popüler? Öncelikle internet sitesi ve dijitale ağırlıklı bir reklam çalışmamız var. Aynı zamanda haftanın müşterisini seçiyoruz. Haftanın müşterisine sunduğumuz olanak o günkü yemeği işletmemiz adından karşılanıyor. Haftanın müşterisini seçtiğimiz için bu şekilde fotoğrafları çerçeveledim. Hem karşı firmaya hem kendimize duvara asmak şartıyla. Gösteriyorsunuz aslında, evet. Burada sunuyorsunuz. Sevgili izleyenler, haftanın müşterisi olmak istiyorsanız efendim buraya bekliyoruz sizi. Aynı zamanda web sitemiz mevcut. Online sipariş ve online ödemeyi alabiliyoruz. Gerekli şekilde ismimizden de geldiği gibi hızlı olmak şartıyla her şeyi en iyi şekilde sunmaya devam ediyoruz. Biraz hayallerinizden ve hedeflerinizden bizlere bahsedebilir misiniz? Hayalim aslında çok büyük bir hayalim yok. İnsanlara kaliteli ve hizmeti sunmak için açtım bu iş yerini. İnşallah daha iyisi olur.